Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki videomuzda prokaryotları işlemiştik bakterileri arkeleri işlemiştik şimdi arkadaşlar protistlere geçiyoruz sınıflandırma konusu biraz detaylı biliyorsunuz geçen sene ben bu kadar detaylı anlatmamıştım ama bu sene daha detaylı anlatmayı tercih ettim çıkmış sorulara baktığımız zaman genellikle böyle hani Mesela şu grubun şu özellikleri değil de genel özelliklerin üzerinde daha çok durulmuş arkadaşlar. O yüzden genel özellikler üzerine daha çok durursunuz. Ee, daha detay olan kısımları şöyle bir üstünden geçseniz yeterli. Özellikle protistler için söylüyorum. Protistlerle ilgili hani çok böyle e, detaylı bir şey geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet gelelim şimdi. Protistlerde yapısal ve işlevsel çeşitliliğe bakacağız arkadaşlar. İlk önce bir kere protistler nedir? Protista ökaryotik canlı grubunun ilk grubudur arkadaşlar. İlk canlı grubudur. Şöyle ökaryotik hücreye sahiplerdir. Kontraktif koful gibi özelleşmiş organelleri vardır. Kontraktif koful ne işe yarıyordu? vücuda giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyordu. Şimdi beslenme bakımından baktığımızda daha fazla çeşitlilik gösteriyor. Şöyle bazıları fotosentez yapabiliyor yani fotoototrof bazıları da heterotroftur. Özellikle bunlarda mikrotrof dediğimiz bir grup var arkadaşlar. Bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Mikrotrof mik, e, ros, to, mixotrof, <laughs> söyleyemedim. Mikrotrof dediğimiz bir grup. Bu hem fotosentez yapabiliyorlar yani kendi besinlerini üretebiliyorlar hem de heterotrof besleniyorlar. Mesela öglena. Öğlenin ışık varlığında kendi besinini üretirken, ışık yokken yani karanlık ortamda ne yapıyor? Heterotrof olarak besleniyor. Biz bunlara mikrotrof canlılar diyoruz. Kendi besin üretebilen ve e, besini dışarıdan hazır alan canlılar. Şimdi bunlar üreme döngülerine baktığımız zaman bunlar eşeli de üreyebilirler, eşeğsiz de üreyebilirler arkadaşlar. Hemen devamımıza bakalım. Şimdi ilk önce endosimbiyozizden bahsedelim. Endosimbiyoz neydi? Endosimbiyoz bir canlı grubunun başka bir canlı grubunun içerisinde yaşamasına biz endosimbiyoz diyorduk. Endo ne demek zaten iç demek. Simbiyoz da birlikte yaşamak demek. Hücrenin içerisinde birlikte yaşama olayı endosimbiyoz olarak isimlendiriliyor. Şimdi Endosimbiyoza göre, can e, bilim insanları diyorlar ki, bir hücreli olan organizmalar diyor, diğer hücreleri yutmuş, yutulan hücrelerde endosimbiyot dediğimiz moleküller olmuştur. Daha sonra konak hücrelerde organellere dönüşmüştür. Mesela, ilk olarak mitokondriler yutulmuş, yani ilk prokaryotlar. Ee, mitokondrilerini nasıl kazanmışlar? Aerobik bir prokaryotu yutmuştur. Daha sonra bu organele dönüşerek mitokondri olmuştur ve bu şekilde mitokondrilerini kazanmıştır diyor arkadaşlar bilim insanları. ilk prokaryotların bu şekilde bir mitokondriye sahip olduğunu söylüyorlar. Daha sonra da fotosentez ortaya çıkmış. Yani şöyle e, kloroplastlar mitokondrilerden daha sonra ortaya çıkmıştır. Diyor ki fotosentetik bir bakterinin yutulmasıyla plastitler ortaya çıkmıştır diyor. Mesela bir canlı prokaryotik bir canlı başka bir prokaryotik canlıyı yutuyor ve daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? E, mitokon, pardon, kloroplasta plastite dönüşerek fotosentez yapmaya başlıyor diyorlar. Ee, bunların peki kanıtları nelerdir arkadaşlar kanıtları şu Prokaryotlarla organellerin hem yapısal benzerliği vardır Hem de DNA'daki gen dizilimleri benzerdir Bu yüzden de endosimbiyosis de e, kanıt olarak bunları kullanıyorlar Şimdi bir de ikinci endosimbiyosis dediğimiz olay var bundan bahsedelim Arkadaşlar diyor ki Eee Kırmızı ve yeşil algler ikincil endosimbiyosis geçirmiştir. Nedir bu ikincil endosimbiyosis? Heterotrof olan ökaryotların besin kofulu içerisine alınmış ve kendileri de endosimbiyont olmuştur deniliyor. Yani ilk önce kırmızı ve yeşil algler Hani bunlar fotosentez yapıyorlar ya. Fotosentez yapabiliyorlar zaten. E, fotosentez yaptıktan sonra heterotrof olan bir ökaryot da bunun besin kofunun içerisine alıyor. Ve de daha sonradan tekrardan bir yutularak yine bir endosimbiyontu olmaya başlıyor. Bu sayede ikinci endosimbiyosis geçirmiş oluyorlar. Yani şöyle düşünün bakın. Şimdi birinci de zaten bakın şurada Siyanobakteri yutuldu. Siyanobakteri yutulduğu zaman bunlar fotosentez yapmaya başladı. Daha sonra bu canlı kırmızı alg ya da yeşil alge evrimleşti. Bu kırmızı alg ya da yeşil alg başka bir canlı tarafından heterotrof bir canlı tarafından yutuldu. Yutulduktan sonra da ikinci endosimbiyosis gerçekleşerek başka canlıların plastiklerine dönüştü. Aynı şekilde bakın yeşil algede de geçerli bu durum. Yeşil algi başka bir heterotrof canlı yuttu bunu. Daha sonra bu içerisinde işte evrimleşme geçirerek plastide dönüştü ve işte öglenayı veya ee buradaki canlı gruplarını oluşturdu diyoruz. İkincil endosimbiyosis de bu. Kendisi oluşurken birinci endosimbiyosis geçirmiştir. Kendisi başka bir heterotrof canlının yutulmasıyla da ikinci endosimbiyosis Geçirmiştir diyoruz. İkinciden duşsimbiyöz bu şekilde. Şimdi protistlerin filogenisine baktığımız zaman bayağı kalabalık bir filogenisi var arkadaşlar. İşte e Exovata, Chromalveolata, Rhizaria, e yine Archaeplastida ve Unikonda dediğimiz grupları vardır. Şimdi bunların hepsini detay detay işlemeyeceğim tabii ki. Bazılarını sadece resim olarak göstereceğim. Bazılarının arkadaşlar özelliklerine değineceğim. Özellikle şuraya dikkat edin, şuraya dikkat edin diye size söyleyeceğim. Dikkat ettiğiniz zaman zaten e, oldukça da rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi sınıflandırma sizi diğer konulara göre biraz daha zorlandırabilir. Çünkü çok fazla ezber konusu var. E, çok fazla çeşitlilik var. Sadece belli yerlere çalışmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi ilk önce egzavata'ya bakalım. Egzavata dediğimiz grup da kendi içerisinde ayrılıyor tabii ki. Özellikle bize burada önemli olan öglena dediğimiz gruptur. Öglena grubunu iyi bilmemiz lazım. Çünkü öglena e, mebin müfredatında da var. Hani bu... E, TTIT gruplarını anlatırken Öglena'dan bahsediyoruz. Bu yüzden de bizim bilmemiz gereken grup tabii ki Öglena grubu. Diğerlerini şöyle bir özelliklerini kısaca değinip geçeceğim arkadaşlar. Şimdi egzavata dediğimizde e, bunların gövdesinde oyulmuş bir oluk vardır arkadaşlar. Bu oyuk bakın şurada resimde görülüyor. Şurası bakın şu oyuk. Bunlar beslenmek için e, kullanılıyor arkadaşlar bu uyuklar Bunlar da farklı kılatlara bölünüyor yani bakın şurada kılat dediğimizde şunlar. Kılat dediğimiz şu çubuklar. Arkadaşlar bu klatlara göre işte e, diplomonat, parabasilit dediğimiz gruplara bölünüyor. Ama dediğim gibi bunları böyle direkt olarak bilmenize gerek yok. Ben sadece önemli yerlerine değinip geçeceğim size. Şimdi biz İlk önce diplomonatlardan bahsedelim. Diplomonatlara neden değindim? Çünkü diplomonatlarda mitosom dediğimiz farklı bir mitokondri vardır. Mitosom dediğimiz e, bu organel ETS bulundurmaz arkadaşlar ve bu yüzden de oksijen kullanamıyor bu canlılar. Diplomonat dediğimiz canlılar mesela bu bir diplomonattır. Bu diplomonat dediğimiz canlılar ETS'yi kullanamadığı için ETS'leri olmadığı için oksijen de kullanamıyorlar. Dolayısıyla oksijensiz solunum yapıyorlar arkadaşlar. Zaten çoğu da parazit olarak yaşıyor. Mesela şurada bahsettiğimiz Giardia intestinalis dediğimiz bu canlı memelilerin bağırsaklarında yaşayan bir canlıdır. Parabasalitlere bakalım. Parabasalitlerin de e, hidrojenosom dediğimiz indirgenmiş bir mitokondrisi vardır arkadaşlar Bunlar da yan ürün olarak hidrojen gazı oluşturuyor Ve anaerobik solunum yapıyor Yine ETS'leri olmadığı için mecburen anaerobik yani oksijensiz solunum yapıyorlar e, Oksijensiz solunum sonucunda da hidrojen gazını oluşturuyorlar yan ürün olarak O yüzden de hidrojenosom denilmiş zaten e, Bunlarda önemli olan bir tane e, canlı var Trichomonas vajinalis dediğimiz zaten bakın vajina. Vajinadan anlarsınız. Vajina kadınlarda bulunan bir üreme yapısıdır, değil mi? İnsanda üreme ve boşaltım kanallarının bu kuzla kaplı olan astarında bulunuyor arkadaşlar bu canlı. Bakın şurada zaten resmini koyduğumuz canlı. Bu canlı e, kadınlarda vajinanın işte asiditesi bozulmuşsa oradaki faydalı mikroorganizmalara galip geliyor ve vajinayı enfekte ediyor. Erkeklerde de bulunabilir ama belirti göstermeden yaşıyor arkadaşlar. Genelde kadınlarda tabii ki belirtisini gösteriyor bu dediğimiz canlı. Gelelim 3. grubumuza. Bu da hetero, e, heterolo heterolobesea. Bu da yine dediğimiz gibi, hani çok fazla e, bilmenize gerek yok. Burada sadece bilmemiz gereken bir canlı var. Beyin yiyen amip mesela. Şu beyin yiyen amiptir arkadaşlar. Bu ne yapıyor? İnsanlara geçerek işte sinir sisteminde hastalıklara yol açıyor ve öldürücü olabiliyor. Bu yüzden de beyin yiyen amip olarak geçiyor. Şimdi geliyoruz öklenozoa dediğimiz gruba. Öklenozoa da öklena dediğimiz canlı bulunduğu için oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu grupta neler bulunuyor? Fotosentez yapan ototroflar var, parazitler var, heterotrof, predatör dediğimiz heterotroflar da bulunuyor arkadaşlar. Bunların kamçıları farklı şekillerde olabiliyor. Spiral olabiliyor ya da kristal yapılı olabiliyor arkadaşlar Bunlar da kendi içerisinde 3 gruba ayrılıyor Öglenozoda, e, kitanoplastitler ve öglenoidler Şimdi biz ilk önce kitanoplastiklere bakalım plastiklere baktığımız zaman bunlarda kitonoplast dediğimiz çok sayıda halkasal DNA var arkadaşlar. Ve bunlarda tek ve büyük bir tane mitokondri içeriyorlar. Dolayısıyla genel özellikleri yani ayırt edici özellikleri bu şekilde. Zaten o yüzden de kitonoplastit denilmiştir. Mesela tripanosoma dediğimiz bir cinsi var bunların içerisinde ve Bunlarda bulunan kitonoplastitler uyku hastalığına Yol açıyorlar arkadaşlar. Bunlar çeçe sineği ile taşınıyor. Dişi olan çeçe sineği ile taşınarak insanlara bulaşır ve insanlarda uyku hastalığına yol açar. Mesela şu canlı bakın. Şu canlı tripanosoma dediğimiz uyku hastalığına yol açan canlıdır. Gelelim ögleniklere. Şimdi öglenikler zaten öglena grubunun bulunduğu kısımdır arkadaşlar. Öglenikler ee, hücrenin bir ucunda işte içinden ya da bir ya da iki tane kamçı'nı çıktığı bir cebe sahipti. Bakın şurada mesela gösteriyoruz. Şurada bir cep var. Bu cepte arkadaşlar bir ya da iki tane kamçı çıkıyor. Bunlar öglinaların birçok türü miksotrof dediğimiz türdür. Miksotrof neydi? Hem fotosentez yapabiliyor, kendi besin üretebiliyor hem de heterotrof olarak beslenen canlılarda arkadaşlar. Güneş ışığı olduğu zaman ototroftur, güneşin olmadığı zamanlarda da heterotrofturlar. Şimdi bunların kloroplastları ikinci endosimbiyosis nedeniyle 3 tane zarla çevrilmiştir. Hani ikinci endosimbiyozdan bahsettik ya bu yüzden de arkadaşlar bunların kloroplastlarında 3 zar vardır. Normalde kloroplastlarda da 2 zar olarak anlatmıştık ama bunlar da farklıdır. 3 zar bulunur. Bunlar ee, karanlıkta tutum, tutuldukları zaman fotosentetik pigmentlerini kaybediyorlar. Ve sadece suda çözülmüş maddelerden besleniyorlar. O yüzden oldukça da önemli canlılardır. Peki ışığa getirildiğinde ne oluyor? Işığa getirildiğinde yeniden pigment sentezleyerek fotosentez yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunlarda bilmemiz gereken birkaç tane yapı var. Birisi göz beneği. Göz beneği ne yapıyor bu? Işık kalkanı olarak görev görüyor arkadaşlar. Işığın geldiği yora yere doğru gitmesini sağlıyor. Yani e, ışığın belirli açıdan ışık dedektörüne çarpmasını sağlıyor. Göz beneği. Işık dedektörü ne işe yarıyor? Bu da e, göz beneği tarafından engellenemeyen ışığı algılıyor arkadaşlar ve Öglena'nın uygun ışık şiddetine doğru gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla ışık dedektörü de oldukça önemlidir. Özellikle bu durum fotosentezi artırıcı bir adaptasyondur ışık dedektörünün bulunması. Pelikül nedir? Pelikülde... Ee, Plazma zarının altında bulunan protein yapılardır, bantlardır arkadaşlar. Bunlar dayanıklılık ve esneklik sağlar. Öglenada hücre duvarı yoktur unutmayın. Öglenada pelikül dediğimiz plazma zarının hemen altında bulunan proteinler bulunur. Bu proteinler dayanıklılık ve esneklik sağlıyor arkadaşlar. Bakın şurada, şöyle silelim. Mesela bakın şurada göz beneğimiz var. Şu kamçımız zaten bakın kamçının hemen şu kısmında ışık dedektörümüz var arkadaşlar. Şu protein bantlar bakın böyle protein bantlar var. Bunlar da pelikül dediğimiz yapılardır. Dayanıklılık sağlıyor. Böylece biz e, da bitirdik arkadaşlar. Biz egzavatayı bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz egzavatadan sonra diğer bir canlı grubumuza kromalvolata dediğimiz gruptur. Neden buna alvolata denilmiş? Çünkü alveol benzeri yapılar vardır arkadaşlar. Keseleri bulunuyor. O yüzden de alveolata denilmiştir. Bunların e, hücre zarlarının yapısında, hücre duvarlarının yapısında selüloz bulunur arkadaşlar ve fotosentez yapan organizmalardan oluşur. Bu özelliğiyle zaten bitkilere benziyor. Mesela hücre duvarında selüloz bulundurması, fotosentez yapması bu özelliğiyle bitkilere benzeyen canlılardır. Şimdi gelelim ilk olarak alveolata dediğimiz gruba. Zaten iki tane grubumuz var. Biri alveolata, biri de stramenoplast dediğimiz gruptur. Biz dediğimiz gibi böyle daha böyle detaylı olan kısımları atlayacağız. Sadece bizim için önemli olan kısımlara değineceğiz arkadaşlar. Alveolata denilmesinin sebebi dediğim gibi plazma altında yer alan zarla çevrili keselerdir. Bakın şunlar. Zarla çevrili keseler. Bunlara alveol deniliyor. Bizlerde hani alveoller nerede? Akciğerlerimizde nefes alıp vermemizi sağlayan yapılardır. Onlar da keselerdir, değil mi? Bunlar da aynı o şekilde alveol benzeri yapılar olduğu için alveolata denilmiştir. Bunlarda 3 tane alt grup var. Birincisi dinoflagellata dediğimiz gruptur arkadaşlar. Bunlar da yine işte hem denizlerde hem tatlı sularda yaşayabiliyorlar. Bunlar özellikle fitoplanktonların yani denizel bitkilerin Mikroskopik bitkilerin büyük bir çoğunu içeriyorlar arkadaşlar. Çoğu mikroskop mikrosotroftur. Bu mikrosotrofa da mikroskop diye isim geliyor. Çoğu mikrosotroftur arkadaşlar. Yani hem fotosentez yapabilir, hem de e, besinini hazır olarak alabilir. Bazılarının popülasyonun aşırı artması, bulon dediğimiz ya da kırmızı gelgit (red tide) dediğimiz olaya sebep olur. Mesela şu bakın. Kırmızı gel git dediğimiz yani bloom dediğimiz olaydır arkadaşlar. Bunlar da yine Chromalveolata dinoflagellata dediğimiz canlı grubunun örnekleridir. Gelelim Apicomplexa'ya. E, Bunlarda da arkadaşlar önemli olan, bilmemiz gereken şey sporozoit dediğimiz yapıları oluşturması. Bunlar ee, çoğunluğu parazittir ve insanlarda cilt hastalıklarına sebep oluyorlar. Ciddi hastalıklara, cilt hastalıklarına sebep olabiliyorlar. Mesela sporozoit dediğimiz küçük e, enfeksiyona sebep olan küçük hücreler oluşturuyorlar arkadaşlar. Ve bunlar... E, fotosentez yapmıyorlar ama modifiye olmuş plastit içeriyorlar arkadaşlar. Bu modifiye olmuş plastite biz apikoplast diyoruz. Apikoplast. Bunlar eşeli ve eşeğsiz üremenin birbirini izlediği farklı bir yaşam döngüsü e, görülüyor bunlarda. Biz buna döl almaşı metagenez diyoruz değil mi? Toksoplazma dediğimiz bir canlı var arkadaşlar. Bunlar e, kedileri ve sıçanları konak olarak kullanıyorlar. Ve e, toksoplazma ile enfekte olmuş bir sıçan fare yani kediden korkma hissini kaybediyor. Bu durumda kedi sıçanı yiyor ve parazitin aktarılma ihtimali de artıyor arkadaşlar. Korkup kaçmadığı için de kedinin etrafında dolandığı için de kedi onu kolaylıkla yiyebiliyorlar. Bunlarda kontraktif koful yoktur. Çünkü zaten parazit yaşadıkları için çoğunluğu o yüzden de e, kontraktif kofula ihtiyaçları yok. Kontraktif koful tatlı sularda yaşayanlarda bulunur. Kontraktif koful da ne işe yarıyor arkadaşlar? Fazla suyun dışarı atılmasına yarıyor. Protistlerde bulunan bir organeldir unutmayın. Peki sıtmaya neden olan plazmodyumdan bahsedelim birazcık. Arkadaşlar bu sivrisinekte hem de insanda yaşıyor. Eşeyli evresini sivrisinekte geçiriyor. Eşeysiz evresini ise insan vücudunda gerçekleştiriyor. Bu döngüde sadece diploid olan yapı zigottur. Geriye kalanlar haploittir. Şimdi nasıl olduğunu şöyle bir kısaca anlatalım. Zaten burada şekilde de göstereceğim nasıl yaptı nasıl e, enfekte ettiğini. Enfekte olmuş bir anofel cinsi sivrisineği düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sivrisinek bir insanı soktuğu zaman tükürüğü içerisinde bulunan plazmodium sporozoitlerini kişiye enjekte ediyor. Yani bize veriyor. Daha sonra bu sporozoitler bizim karaciğer hücrelerimize giriyor. Sonra bu sporozoitler birçok parçaya bölünerek merozoit haline geliyorlar arkadaşlar. Sporozoitler parçalara bölünerek neye dönüşüyorlarmış? Merozoitlere dönüşüyorlarmış. Bu merozoitler de kırmızı kan hücrelerinin içerisine giriyorlar ve arkadaşlar kırmızı kan hücrelerinde eşeğsiz olarak çoğalıyorlar. Yani mitoz bölünmeyle çoğalıyorlar. 48 ya da 72 saatlik bir ara geçiyor. Daha sonra merozoitin kan hücrelerini patlatması titremeye ve ateşe neden oluyor. Neden? Çünkü kan hücrelerimiz parçalandığı için bizlerde artık oksijen, karbondoksit taşınmaz duruma geliyor ya da çok az taşınıyor. Bu yüzden de bizlerde titreme ateşe sebep oluyor. Bağışıklık sistemi bunları zaten yabancı bir madde gördüğü için ateş durumunu ortaya çıkarıyor. Bazı merozoitler de gametositleri oluşturuyor arkadaşlar. Tabi sonuçta bunun üremesinin devam etmesi lazım. Başka bir sineğin Diyelim ki bende şeyler var, merozoitler var. Başka bir sinek geldi beni ısırdı. Benden kan emdi. Kan emdikten sonra bu e, aldığı gametositleri kendi içerisinde alır arkadaşlar ve burada gametler oluşur. Yani sinekte gametler oluşur. Dö döllenme nerede gerçekleşiyor? Şimdi gametler oluşuyor. Hem dişi gamet oluşturuyor, hem erkek gamet oluşturuyor. Döllenme sivrisineğin sindirim kanalında gerçekleşiyor ve zigot oluşuyor. Daha sonra sivrisineğin midesinin duvarında da zigottan okist dediğimiz yapı oluşur. Bu de yine sivrisineğin tükürük bezine geçerek sporozoitleri salar. Böylece döngü sürekli tekrarlanmış olur. Bakın şurada hemen gösterelim. Plazmodiumun Bizi ısırdı, değil mi? Sivrisinek de şimdi sporozoitler oluşmuştu. Sivrisinek bizi ısırdıktan sonra insana geçiyor arkadaşlar. Yani bizlere geçiyor. Bizim karaciğer hücrelerimize geliyor. Karaciğer hücresinin içerisinde merozoitleri oluşturuyor sporozoitler. Daha sonra bu merozoitler kan hücrelerine geçiyor. Kan hücrelerinin de parçalanmasına sebep oluyor ve ee, kanımızın içerisine yayılarak başka bir sivrisinek bizi ısırdığı zaman bu gametositler gametositlere dönüşüyor ya bu gametositler sivrisineğe geçer ve gametlere dönüşür gametlerde sivrisinekte döllenerek daha sonra arkadaşlar zigot oluşturuyor burada bakın iki en olan sadece zigot geriye kalanlar nedir hep en kromozomludur daha sonra mayoz bölünmeyle oositler oluşturur döngü tekrarlanır böylece Eee Plazma modyumun aşamasını da anlatmış olduk. Plazma modyum sorulabilir. Çünkü plazma modyum arkadaşlar, daha önce ttt müfredatında da vardı. Sonradan kaldırıldı ama plazma modyum sorulma ihtimali var bence. Özellikle yaşam döngüsüyle ilgili sorular gelebilir. Evet, gelelim siliatlar yani silliler. Arkadaşlar sillilerde de neyi göreceğiz? Tabii ki e en önemli olan paramesyumu göreceğiz burada. Paramesyumun yaşam döngüsünde konjugasyonundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bunlar hareketlerinde ve beslenmelerinde sillerini kullanıyor. O yüzden zaten silliler diyoruz. Siller tüm hücre yüzeyini kaplayabiliyor ya da birkaç sıra halinde demetler şeklinde de bulunabiliyor. Bunların en ayırt edici özellikleri iki tip çekirdeklerinin bulunmasıdır. Bunlardan bir tanesi küçüktür. Biz o küçük olana mikronükleus diyoruz. Diğeri de büyüktür arkadaşlar. Büyük olana da makronükleoz diyoruz. Bunlar konjugasyonla genetik varyasyon yani genetik çeşitlilik sağlıyorlar arkadaşlar. Bunlar da konjugasyon iki birey e, mikronükleuslarını değiş tokuş yapıyorlar ama çoğalmıyorlar. Yani burada konjugasyonda sadece çeşitlilik sağlanıyor. Çoğalma yoktur arkadaşlar. Daha sonra e, ikiye bölünme ile eşeysiz olarak çoğalabiliyorlar. Şimdi... Mikronükleus ne işe yarıyor? Makronükleus ne işe yarıyor? Arkadaşlar, makronükleuslar burada bulunan genler hücrenin beslenmesini, atıkları uzaklaştırmasını, su dengesi gibi işlevlerini kontrol ediyor. Yani bir nevi metabolizmayı kontrol ediyor. Mikronükleuslar ise konjugasyondan ve diğer üremeden sorumludur. Yani eşeysiz üremeden sorumludur arkadaşlar. Eee, Paramesyum hipotonik ortamda yine ozmoz nedeniyle sürekli su alarak şişiyor daha sonra kontraktil kofullarla bu suyu dışarıya atıyorlar. Şimdi gelelim. Burada paramesyumun konjugasyonuna. Arkadaşlar paramesyumun şöyle yapısını bir göstereyim size. Bakın. Şu kontraktil kofuludur. Şu yapı. Daha sonra niye böyle gidiyor? Sonra arkadaşlar şurada silleri var zaten. Tüm yüzeyini kaplamış. Mikronükleus var, makronükleus var. Yine besin kofulları bulunuyor. Ağız çöküntüsü dediğimiz bir bölge bulunuyor ve hücre ağzı. Hücre ağzından da zaten beslenme olayı gerçekleşiyor. Şimdi peki nasıl çoğalıyor? Hemen şurada göstereyim. Yazmışım zaten. Siz yazıya da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar iki tane e, paramesyum yan yana geliyorlar. Yan yana geldikleri zaman bunların diploid olan mikronükleosları mayoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünme geçirdiğinde ise haploid mikronükleoslar oluyor, oluşuyor. Bu haploid mikronükleosların üçer tanesi kayboluyor, geriye bir tanesi kalıyor. Bu bir tanelerinde bakın şurada değiş tokuş yapıyorlar. Ee, bu geriye kalan bir tane mitoz bölünme de geçiriyor burada. Mitoz da gerçekleşir. Mitoz geçirdikten sonra iki tane mikronükleoslar oldu ya birer tanelerini değiş tokuş yapıyorlar. Daha sonra bu mikronükleoslar arkadaşlar kaynaşıyorlar. Bakın şimdi bunlar burada birbirlerinden ayrıldı. Konjugasyon olayı gerçekleşti. Konjugasyonla genetik varyasyonu sağladı. Bundan sonra ne yapacak artık? Kendini oluşturacak. Bu burada kendi kendine, bu da burada kendi kendine arkadaşlar. Olayları gerçekleştirecek. Mikronükleoslar kaynaşır ve diploit bir mikronükleos oluşur. Bu diploit olan mikronükleos 3 kere Mitoz bölünme geçirir. Bu iç mitoz bölünme sonucunda 8 tane hücre oluşur. Bu 8 tane hücreden arkadaşlar 4 tane e, makronükleoz, geriye kalanlar da mikronükleoz oluyorlar. Daha sonra bu İki kere mitoz bölünme geçirerek dört tane paramesyumu oluşturuyor. Yani buradaki çekirdekler kaybolmuyorlar. Direkt olarak ne yapıyor arkadaşlar? Bölünme geçirerek her bir paramesyuma birer tane büyük, birer tane küçük mikronükleos, makronükleos olmak üzere çekirdeklerini veriyor. Konjugasyonun döngüsü bu şekildedir. Ee, yeşille olan kısım konjugasyon kısmıdır. Mavi ile olan kısımda arkadaşlar eşeğsiz üreme kısmıdır Bakın konjugasyonda dikkat ederseniz üreme olayı yok. Sadece genetik çeşitlilik sağlanıyor. Evet geliyoruz stromenopila dediğimiz canlı grubu da unutmayın burada krom alvolatları işliyoruz. Krom alvolatlar. Şimdi bunlar da arkadaşlar stromenopila dediğimiz canlılarda da ince kıl benzeri yapılar bulunuyor kamçıların üstünde. Şimdi kamçılarının bir tanesi normal bir kamçı iken... Diğerinin üstünde ince kıl benzeri yapılar bulunuyor. Bunların en ayırt edici özellikleri bunlardır. E, diatom, altın sarısı algler, kahverengi algler, su küfleri burada önemli olan gruplarıdır. Diatomlara baktığımız zaman arkadaşlar diatomlar farklı renklerde olabiliyorlar. Bunlar silisyum dioksitten yapılmış cem benzeri hücre duvarlarına sahiptirler tamamı tek hücrelidir arkadaşlar ama bazıları ipliksidir. Yani bir iplik üzerinde dizilirler. Hani bir koloni gibi yaşıyor olarak düşünebilirsiniz ama tam bir koloni değildir. Bir iplik üzerinde yaşarlar ama tamamı tek hücrelidir. Ee, sarı ya da kahverengi karatenoidleri bulunur arkadaşlar. Altın sarısı alglere geldiğimiz zaman bunlarda da altın sarısı algler dediğimiz yapılarda sarı ve kahverengi karatenoid pigmentleri içeriyorlar. Bunların hücreleri iki tane kamçıya sahiptir. Hepsi fotosentetiktir ama bazıları miksotroftur yani heterotrofta beslenebilir. Birçoğu tatlı su ve deniz planktonudur arkadaşlar. Gelelim kahverengi alglere. Kahverengi alglerde bunların tümü çok hücreli ve denizeldir. Özellikle bazıları ee, gıda sanayisinde falan kullanılıyor. Deniz sularında kelp olarak bilinen dev deniz yosunlarını oluşturuyor arkadaşlar. Mesela şu deniz palmiyesidir yaprak benzeri yapısı, gövde benzeri yapısı, kök benzeri yapısı vardır. Özellikle ilk başlarda bunlar bitki sanılmıştır ama özellikleri incelendiğinde kahverengi algler olduğu görülmüştür. Gelelim o mikota yani su küfleri ve akrabalarına bakalım arkadaşlar. Şimdi bu Campbell'da bunların işte yaşam döngüleri falan var mı? Ben yaşam döngülerine falan girmedim. Ben sadece Öseymen'in bize sorabileceği kısımlara değinmeye çalıştım. Kalkıp da su küflerinin yaşam döngüsüyle ilgili bir şey soracağını sanmıyorum. İnşallah sormaz, beni yalancı çıkarmaz. Ee, hani şu zamana kadar gelmemiş, bundan sonra da gelir mi diye sanmıyorum arkadaşlar yani. Şimdi gelelim o mikota. Nedir o mikota? Bunlar su küflerini, beyaz e, pas mantarlarını ve tüylü küfleri içeriyorlar arkadaşlar. Bunların ee, önceleri bunlar mantarlar olarak sınıflandırılmış ama hücre duvarlarının selloz yapısı ve genetik bazı veriler mantar olmadıklarını açığa çıkarmıştır Bunlar fotosentez yapmıyorlar Peki bunların yüzeysel benzerliği ne sonucunda konvergent evrim? Konvergent evrim neydi? Birbirinden bağımsız olan canlıların aynı yönde evrimleşmesiydi değil mi? Mesela su küfleri de işte böyle küf benzeri yapıları, beyaz yapıları oluşturuyor. Normal mantarlar da küf mantarları da aynı yapıyı oluşturuyor. Bunlar birlikte evrim geçirmişlerdir. Yani farklı canlılar aynı yöne doğru evrimleşmiştir diyoruz arkadaşlar. Bunların çoğu ayrıştırıcıdır. Tek hücre içerisinde çok çekirdek bulundurabilirler. Biz buna sönositik hücre diyoruz arkadaşlar ve çoğu da sönositik hücrelere sahiptir ekolojik olarak büyük öneme sahiplerdir ve tarıma da ciddi zararlar verebilir. Mesela bakın burada patatesi ne hale getirmiş. Yine burada aynı şekilde yaprakları ne hale getirmiş. Tarıma ciddi zararlar verebiliyorlar. Gelelim Rizaria grubuna. Burada arkadaşlar amip dediğimiz canlıyı göreceğiz. Bunların da kendi arasında tabii ki e, grupları vardır. Radiolaria, Foraminifera ve Serkozoa dediğimiz yapıları vardır. Şimdi bu yapılara bakalım. Radyolar ya bakalım arkadaşlar bu e, iç iskeletten oluşuyor bunlarınki endo iskelet dediğimiz iskeletten oluşuyorlar bunlar denizlerde yaşıyorlar genellikle yalancı ayakları mikrotübürlerle desteklenmiştir bu yüzden de bunların yalancı ayakları bakın şöyle yıldız şeklinde böyle uzun uzun olabiliyor radiolaryanın. Gelelim foraminifera ya foraminifera da arkadaşlar delikli kabukları ismiyle e, nedeniyle bu ismini almışlardır zaten şöyle bakın delikli delikli yapıları vardır for, foraminifera'nın bunların kabukları tek parçadır ve kalsiyum karbonatla sertleştirilmiştir ee, işte yalancı ayaklarını yüzmede kullanıyorlar kabuk oluşturmada ve beslenmede kullanıyorlar foraminifera gelelim serkoz Bunlar da arkadaşlar İpliksi yalancı ayaklarıyla besleniyor. Bakın burada ipliksi yalancı bir ayak var. Bakın şurada ipliksi yalancı ayakları vardır. Bunların çoğu heterotrof canlılardır arkadaşlar. Bunlarda fotosentezin gerçekleştiği kromatofor dediğimiz krom kromatofor dediğimiz yapılar bulunuyor. Bunların da genetik analizleri sonucunda siyonu bakterilerden köken aldığı görülmüştür. Bakın şurada büyük bir yapı var. Bu yapının siyonu bakteri olduğu söyleniyor. Genetik veriler sonucunda, analizler sonucunda ikinci endosimbiyosis olayı gerçekleşmiş yine bunlarda. Gelelim arka plastide arkadaşlar. Burada da yine kırmızı algler, yeşil algler bulunuyor. Ya deniz yosunları bulunuyor arkadaşlar burada. Rodofita kırmızı alglerden bahsedelim. Bunlar arkadaşlar fotosentetik olan yani yardımcı bir pigment olan fiko fikoeritrenin Kolorofile yeşil rengini bastırması sonucunda bunlar kırmızı renkli görülüyorlar. Bunlar e, Floridian dediğimiz nişasta şeklinde fotosentez ürünlerini depoluyorlar. Çok hücrelidir ve döl almaşı bunlar da yaygındır. Döl almaşı neydi? Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesiydi. Şuraya bir de yeşil alglerden bahsedelim. Arkadaşlar yeşil alglerde Bunlar moleküler olarak bitkilerle akraba olduğu düşünülüyor. Burada iki tane grup var. Biri karofita bir de klorofita. Özellikle karofita, bakın şu. Karofita arkadaşlar bitkilerle daha yakın akrabadır. Hatta çıkmış sorusu vardır. 2000 kaç 20 mi 19 mu ne orada sormuşlar galiba. Şey diyor, karofitayla bitkiler arasındaki... Aşağıdakilerden hangisi benzerdir ya da benzer değildir? Öyle bir soru vardı karofita. Bunu zaten bitkileri anlatırken karofita da bahsedeceğiz arkadaşlar orada. Şimdi klorofita içerisinde 3 tane mekanizma ortaya çıkmış. Ee, Volvox dediğimiz bir mekanizma vardır. Bu Bunlar nedir tabii ki? Şey mekanizmaları. Unuttum. Koloni mekanizmaları arkadaşlar, Volvox dediğimiz bunlar bireysel hücrelerle koloni oluşturuyorlar. Yani hücreler bir araya geliyorlar böyle, koloni oluşturarak sadece bir arada yaşıyorlar korunmak için ama her biri farklı farklı kendilerine ait fotosentez işlemlerini, diğer işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Diğeri ulva dediğimiz bir formdur arkadaşlar. Bu da hücre bölünmesi ve hücre farklılaşması görülüyor bunlarda, bu yüzden de çok hücreli formlara dönüşüyorlar. Bir de kolerpa dediğimiz bir bölüm vardır. Bu da sitoplazma bölünmesi yok. Bunlar da sadece çekirdekler ardarda arda bölünerek oluşuyor. Şurada 83 yazmışım da fotoğrafı ekleyeceğim sayfanı yazmışım arkadaşlar aslında burada. 83'ün bir ifadesi yok. Evet burada bakın Volvox. Bakın Volvox her biri kendi işini yapabiliyor. Şu ulva mesela deniz marulu ulvadır. Şu da kolerpa dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Şimdi geliyoruz unikondaya bunları böyle bir araya getirmek sizin için birazcık zor olabilir ama e, hani rahatlıkla anlayabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ben nereye dikkat etmeniz gerektiğini söyledim size hani söylüyorum da işte işledikçe. O yüzden böyle çok dikkat etmeyin dediğim yerlere böyle çok detayına dalmanıza gerek yok. Unikonda dediğimiz daha çok hayvanlara ve mantarlara benziyor arkadaşlar. Amip olmayan protistleri içeriyor bunlar. Amoebozea ve Opistokonda dediğimiz iki tane ana kladı var bunların da. Zaten Opistokonda dediğimiz kısımda fungi yani mantarlar ve hayvanlarla e, akraba oldukları düşünülen kısım Opistokonda dediğimiz kısımdır. Ama Bozea'dan bahsedelim. Burada cıvık mantarlar var. Şimdi cıvık mantarlar mantar olarak düşünülmüş ama sonrasında işte e, spor keselerinin bulunması bunlar bunların cıvık mantar yani mantar değil de e, protist olduğu anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu da yine nedir? Konvergent evrime örnektir. Mesela mantarlar da spor oluşturuyorlar. Sporlarını yayıyorlar. Bunlar da o zaman bunlar birlikte evrim geçirmişlerdir. Yani akraba olmayan türler aynı yönde evrim geçirmişlerdir. Konvergent evrim budur arkadaşlar. Bunların bazı türlerinde plazmodium dediğimiz kitle oluşuyor ve bunlar tek hücrelik dev yapılardır. Mesela şu tek bir hücreden oluşuyor biliyor musunuz? Şu yapı. Şu yapı tek bir hücreden oluşuyor. Bunlar plazmodium dediğimiz bir kitledir arkadaşlar. Tek bir hücreden oluşan kitlelerdir. Gimna boyaya bakalım. Bunların çoğu heterotroftur arkadaşlar. O kadar dikkat etmenize gerek yok. Entamoeba var. Burada özellikle Entamoeba historica dediğimiz bir canlı vardır. Bu amipli dizanteriye sebep oluyor. Özellikle kiretilmiş içme sularından ve yiyeceklerden bulaşıyor. Afrika gibi bölgelerde daha çok görülüyor arkadaşlar. Amip dediğimiz Entamoeba historica dediğimiz canlı bu canlıdır. Opistokonda'ya geldiğimiz zaman bunlar hayvanları, mantarları ve protistlerin birkaç grubunu içeriye alıyor. Özellikle hayvanlara daha yakın olan akraba olan yakalı kamçıları bulunduruyor arkadaşlar. Süngeri yine aynı şekilde bulunduruyor. Evet böylece protistleri bitirmiş olduk tek bir videoda. Bundan sonra bitkiler alemine geçiş yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.